Evet, bugün itibariyle bu maçla da ilgili ve bundan sonra diğer iki maçla da futbol konuşmak istemiyorum. Çünkü futbolun olması için adaletin ve barışın olması gerekiyor. Biz ülkemizde de aynı şeyi istiyoruz. Özellikle barışın olmadığı da adalet olmaz anlayışına dönüyoruz gibi geliyor bana. Biz adalet ararken barışı da kaybedeceğimizi düşünüyorum. Şu anda tehlikeli bir gidiş durumundayız. Bugünkü maçta biz yeneriz, Galatasaray yenebilirdi, beraber kalır, şampiyonluklar kaybedip kazanılabilir. Ama kitleleri tahrik eden bir anlayışla hiçbir yere varamayız. Şu anda o durumdayız. 20 yıldır futbol hayatı olan bir kişi olarak 25 yıl antrenör hayatımda gizli bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Yıllarca Güneydoğu'da sıkıntılar çeken bir ülke durumundayken biriken sorunlarımızı çözemeden ne hale geldiğimizi siz görüyorsunuz. Çok tahrik var. Biz titikleri durdurmaya çalışıyoruz. Oysa onlar bunu azdırmaya çalışıyorlar. Bunun sonu yok. Bu gidiş iyi gidiş değil. Ben bu hafta özellikle taraftarlarıma söylüyorum. Bizim sahamıza gelecek Fenerbahçelilere hiç ilgilenmeden, hatta hoş geldin de demeden, çiçek de vermeden gelsinler, sahaya çıksınlar. Nefeslerini bitirinceye kadar taraftar bize destek olsun. Bu kitlere bana hesap soralım diyor. Adalet için kan dökelim mi diyor. Ben ne diyeyim o taraftara şimdi? Nasıl durdurayım onları? Ama bu ligin bir buzdolabına koyup elden geçmesi gerekiyor. Gelecek yılları kurtarmak için. Bu görünür tehlike değil. Bu görünmeyen büyük bir tehlike. İngiltere'de şiddet olmuştu, şiddet görünüyordu. Şimdi görünmeyen bir tehlike var. Kim de konuşursa konuş, kendi takımı tarafından yorumlayarak ve bunu gücünü kullanarak yapıyor. Hukuk da gücünü böyle kullanıyor, insana da gücünü böyle kullanıyor. Güçlüyseniz haklısınız. Buradan bu çocukların geleceğini karanlığa atıyor. Ben çocuğuma nasıl bir şey söyleyeceğim? Adaletli ol, düzgün ol, sana yapılan haksızlığı asla isyan etme, bunlar geçer diyebilecek miyim? Ben diyemem. Ben inanmıyorum ki ben diyeceğim. Onun için lütfen... Ama onlar herkes kendini biliyor. Kimin ne yaptığını biliyor. Bu önemli değil. Aykut Kocaman'dan, başta sizden ve Trabzonspor'dan özür dilemesini bekliyor musunuz? Hayır, dilemiyorum. Çünkü onu bilerek yapıyor.